İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Çataklı, sel sularının günlük hayatı etkileyecek boyutlara ulaştığını, kimi konutların giriş katlarına, tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek, 70 civarında küçük baş hayvanımızın telef olduğunu biliyoruz. Gerekenler yapılacak ifadelerini kullandı. Bu tarafa devam eden yağışlar hem Kırklar evimizde hem de Edirne evimizde etkili oldu. Günlük hayatı olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştı. Kimi konutların giriş katlarına, tarım arazilerine zararlar verdi. Dünden beri gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hem valiliklerimizden hem AFAD Başkanlığımız üzerinden sürekli bilgi alıp süreci gözden bir şeyi kaçırmama adına yakından izlemeye çalıştık. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Çok şükür önemli boyutta bir afet boyutunda bir durum gözüküyor. Bir taşkın var, su baskınları var. Tarım arazilerinde ve belli sayıda konutta ama yönetilebilir boyutlarda. Zaten meteorolojik uyarılar sonrasında AFAD bölge illerden de takviyelerde bulunmuştu Edirne'mize de. Ancak büyük oranda onlara da ihtiyaç kalmamış gözüküyor. İlave araç gereç, personel ve benzeri ihtiyaç da gözükmüyor. Alınan tedbirler sonucunda sadece 13 evimizin zarar gördüğünü anlıyoruz. Onların da eşya ve benzeri ihtiyaçları, zararlar hızlı bir şekilde yarın karşılanacak inşallah. Tarım arazilerindeki tespitlerde yağmurun ve arazi koşullarının elverdiği sürede hızla yapılacak. Büyük boyutlu bir durum görmedik. Vatandaşlarımızın günlük hayatını belli oranda etkilediği muhakkak ama devletimizin imkanları ölçüsünde yönetilebilir boyutlarda. Buna şükür herhangi bir can kaybı, yaralanma olmaması önemli. Belli sayıda 70 civarında küçük baş hayvanımızın telef olduğunu da biliyoruz. Onların da gerekenleri yapılacak elbette. Tekrar söylüyorum, büyük boyutlu bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımızın günlük hayatını belli oranda etkilediği muhakkak ama vatandaşlarımız yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Olası riskler karşısında yağmurlar biraz daha devam edecek gibi duruyor çünkü bu gece sabaha karşıya kadar devam etme ihtimali var. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de gerekli tedbirler teyakkuz hali devam edecek.